Bu haftanın pazarlama mantığı, pazarlamada yer alan yaklaşımlar nasıl olduğuyla ilgili dersimizin, bu haftaki dersimizin son ders saatinde bulunuyoruz. Bu ders saatimizde modern pazarlamada ve pazarlama anlayışı aşamalarındaki yapıyı söylüyoruz. Dört temel üzerine kurulmuştu modern pazarlama. Bir hedef pazarlar vardı. İşte bunu dünya ölçeğinde düşünürseniz hedef ülkeler var, bölgeler var vesaire. İkincisinde tüketici ihtiyaçları vardı. Tüketiciler ne ister? Tüketicilerin istediklerinin karşılanması vardı. Üçüncü de bütünleştirilmiş pazarlama var. Yani tüketici diyor ki ben kalem istiyorum ama kalemin yanında kalem açacağı da silgi de istiyorum. Siz kalem açacağı ve siz sadece kalem üretiyorsanız kalem açacağı ve silgiyi başka yerden temin ederek onu bir paket halinde sunma yapıya da biz bütünleştirilmiş pazarlama diyorduk. Tüketicinin tatmin olması vardı. Tüketiciler tatmin olmak isterler demiştik. Tüketicilerin ihtiyaçları vardı. İhtiyaçlardan da bahsetmiştik. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım modern pazarlamada. Efendim modern pazarlama ile pazarlama anlayışı aşamalarında şöyle farklılıklar var. Şimdi satış anlayışında fabrikalar var, işte üretim tesisleri var. Üretim tesisleri var ya da fabrikalar var. Fabrikalarda üretilen ürünlerin çeşitli satış taktikleriyle işte bir tane alırsan bir tane de bedava vereceğim. İşte şu kadar alırsan şu kadar ben sana promosyon vereceğim gibi satış hacmi yoluyla kar elde etme var. Yani ben çok satayım, çok kazanayım anlayışı var. Buna biz satış anlayışı diyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar çok satarsanız o kadar çok kazanılır mı? Evet, doğru. Ne kadar çok satarsan o kadar çok kazanırsın. Ama alışveriş merkezlerinde gittiğinizde bazı mağazalar günde bir tane ya da iki tane satış yapıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam bir tane satışla ya da iki tane satışla o mağaza 10 saat açık kalıyor ve inanılmaz giderleri var. Nasıl karşılıyor o giderlerini? Değil mi? Bakın bir ya da iki müşteriye satış yapıyor. Onlarca kişi gelip geçiyor ya da bir ya da iki kişi. Ama bir ya da iki kişi ne yapmış oluyor? Onun tüm giderlerini karşılayabilecek kar bırakabiliyor değerli arkadaşlar. Bu nedenle son derece önemli. Bazen bazı durumlarda da işte semt pazarlarına gidiyorsunuz. Adam sabahtan akşama kadar bir kamyon domates satıyor. Bir kamyon domateste elde ettiği kar 200 lira. Şimdi bir kamyon domates satıp elde ettiği 200 lira, öbür tarafta bir mağazaya iki müşteriden elde ettiği kar tüm masrafları artı belki de 200 liradır. Bakın bunlar son derece önemli. Onun için modern pazarlama anlayışı satış mantığına, satış anlayışına dayanmaz. Yani ben çok satayım da çok kazanayım, yok öyle bir şey. Çok satmayla çok kazanılmaz. Peki çok satmayla çok kazanılmazsa ne olmalı? Efendim karları çok yüksek fiyatlarla mı satmalı? Değil. Çok yüksek karla satıp satmama olayı değil. İşte bu nedenle mağazalar ne ortaya çıkarmıştır? Birçok ürünün bulunabileceği mağazalar ortaya çıkmıştır. Örnek, zincir mağazalar mesela. Zincir, perakende mağaza var. İsim vermeyeceğim. Çeşitli mağazalar var. Ne yapıyor? Hemen her semtte bakkal gibi çalışan ama içinde her şey olan efendim işte insanların günlük hayatta ihtiyaç duyabileceği her şeyi temin eden işte çorabından domatesine
işte ekmeğinden tuzuna varıncaya kadar, sütüne, peynirine varıncaya kadar her şeyi sağlayabilen ve minimal personelle çalışan mağazalar ortaya çıktı. Bunların ortaya çıkmasının temel mantığı bu arkadaşlar. Bakın bazı ürünler hiç satılmaz ama oradaki o konsept itibariyle kazara bir tane müşteri, ben işte filan da vardır filan ya, şuradan gideyim bir, işte bugünlerde çok yaygın olduğu için bir maske alayım dediğinizde nereye gidersiniz? Bu zincir mağazalara gidersiniz. Çünkü zincir mağazalarda bilirsiniz ki maske de vardır. Ya da bir çorap alacaksınız, gidip de işte tuhafiye dükkanını aramak mümkün olmayabilir. Hemen bir zincir mağazaya gidip o mağazadan ne yapabilirsiniz? Onu da temin etme yapınız ortaya çıkıyor. Bakın mantık dediğimiz kavramda, modern pazarlamada işte bunları sağlıyor. Peki bu mağaza yöneticileri veya bu mağazalar ne sağlıyor? Bu mağazalar tedarik ediyor arkadaşlar. Bakın tedarik ediyor. Daha basit anlatayım. Semt pazarına gidiyorsunuz. Semt pazarına gittiğinizde varsayalım ki maydanoz alacaksınız ama maydanozun yanında siz ekşi otla tabir edilen bir yapı var, biliyorsunuz yeşillik var. Ekşi otla tabir edilen o otu da seviyorsunuz. Maydanoz alırken bir de o ottan almak istiyorsunuz. Ama şimdi o yeşillik satan kişi sadece maydanoz getirmiş. O zaman ondan maydanoz almıyorsunuz. Gidiyorsunuz ekşi otun da olduğu yeşillik satan kişiye gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bana şu maydanoz ver, bir de ekşi ot ver. Görüyorsunuz, bakıyorsunuz adam yeşillik satıyor. Her türlü yeşil sebze satıyor. O zaman ne yapıyorsun? Ha, diyorsun. Bir tane de marul alıyorsunuz. Bakın hiç aklınıza gelmeyen bir ürünü de oradan ne yapmış oluyorsunuz? Satın almış oluyorsunuz. Artık satışta sadece bir ürün yerine birçok ürünün kombinini ne yapılmış, birleştirilmiş şeklini ne yapabiliyorsunuz? Alabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte modern pazarlama kişilere, özellikle tüketicilere ne sunuyor? Tüketicilere bu tür avantajlar sunuyor. İşte bu avantajları sağlayabilmek için de pazarlamacılar tedarik zinciri diye bir zincir kuruyorlar. Yani ben de yok ama ben filan yerden de tedarik ederek o ürünlerin hepsini bir yere topluyor. Ve tüketiciye diyor ki, tüketici sen gel, ben sen ne istiyorsun, ben senin isteklerini karşılayacağım diyorsunuz. Evet, tüketicinin isteklerini ne yapmış oluyor? Karşılamış oluyor. Şimdi pazarlama konularını incelerken önceleri ne vardı? Ürün yaklaşımı vardı. Yani biz üretelim, domates üretelim de nasıl olursa olsun bu ürünlerin her halükarda satarız vardı. Şimdi artık o dönemler 1950'lere kadardı. 1950'lerden sonra artık o çıktı, o ortadan kalktı. Şimdi domates üreteyim ama hangi domates? Domatesin de hangisi var? İşte domatesin de işte şu boyutlusu var, şu küçük çeri domates mi, yoksa büyük domates mi, ya da köy tipi dediğimiz domates mi, ya da daha yuvarlak, daha küçük sarkım domates mi? Bakın, geçenlerde mağazaya gittim, daha doğrusu markete gittim, süpermarkete. Artık onlara market kelimesi o kadar günümüzde yerleşmiş ki, yabancı bir kelime olmasına rağmen bir alışveriş dükkanına gittim. Her şeyin olduğu bir alışveriş dükkanında dükkanda domates satılıyor. Domates de 1,5 liraya domates satılıyor. Salçalık domates diyor ki 0,99, yani 1 liraya salçalık domates satıyor. 1,5 liraya yenebilecek türden domates satıyor. 2,5 liraya var, 3,5 liraya var. Bir tane domates vardı.
karton kutular içinde koymuşlar. 10 lira diyor fiyatı. Allah'ına dedim, niye 10 lira acaba? Marka var. Marka koymuş, 10 lira demiş. Bakın, salçalık domates 1 liraya satılırken o 10 liraya satılıyor. Demek ki ürün yaklaşımında ben ne olursa olsun her ürünü satarım anlayışından artık tüketici nasıl ürün istiyor, ben o ürünü yetiştirip tüketicinin istediği formatta nasıl sunarım anlayışına ne yapılmıştır? Gelmiştir. İşte ürün yaklaşımından artık kurumsal yaklaşımlara, fonksiyonel yaklaşımlara, yönetimsel yaklaşımlara ve sosyal yaklaşımlara ve sistem, artık pazarlama bir sistem değerli arkadaşlar. Pazarlama bir bileşenlerin, sistem bileşenlerinin ortaya koyduğu bir yapı. Şimdi bu yapıyı eğer iyi ve doğru kurarsanız kazanç elde edersiniz. Örnek Amazon'da olduğu gibi. Eğer bunu doğru konumlandırıp doğru kuramazsanız da çok kazanç elde edemezsiniz. Bu son derece önemli. Onun için sistemi kurmanız, kurumsal bir yaklaşımla olaylara yaklaşmanız gerekiyor. Pazarlamada tabii ki ürün çok önemli. Ürünün ortaya çıkarılması, ürünün olması önemli. Bir şey olması gerekiyor. Yani bakın, elle tutulan, gözle görülen bir yapı ya da elle tutulmayan, gözle görülmeyen bir şey olması. Yani bir ürün olması gerekiyor. İşte internet diyorsunuz, sık sık kesilen bir internet mi yoksa kesilmeyen bir internet mi tercih edersiniz? Kocaman mı? Buyurun. Sık sık kesilen bir internet daha ucuz mu? Evet, daha ucuz. Ama hiç kesilmeyen internet daha pahalı. Hangisini alırsınız? Tabii ki hiç kesilmeyen interneti taahhüt eden firmayı tercih edersiniz. Bakın, açık ve net. Efendim, kurumsal yaklaşımlarda markalar ortaya çıkıyor, şirketler ortaya çıkıyor, firmalar ortaya çıkıyor. Güvenilirlik diye bir kavram ortaya çıkıyor. Güvenilir firmalar, doğru firmalar, sizi aldatmayan firmalar ne yapılmaktadır? Ön plana çıkıyor. Fonksiyonel bir yaklaşım sergiliyorsunuz. Artık sorguluyorsunuz. Ben bu ürünü satın aldığımda bana sunacağı, vereceği nasıl katkılar var? Bana ne sağlayacak? Ben bunun karşılığında bakın borçlanıyorsunuz ya da belirli bir bedel ödüyorsunuz. Ben bu bedeli ödesem, bu borçlanmayı gerçekleştirsem ben elde ettiğim bu üründen bunu sağlayabilecek miyim, sağlayamayacak mıyım? Bunlara ortaya çıkıyor. Efendim, pazarlamada yönetim ön planda. Bakın, pazarlama firmalarında eğer doğru yönetirseniz çok kazanç elde edersiniz. Doğru yönetim sağlamazsanız kazanç elde edemezsiniz. Size yaşadığımız bir olaydan örnek vereceğim. Adamlar piyasada doğru ürünler olduğu gibi taklit ürünler de çok fazla. Biliyorsunuz, zaman zaman Tarım Bakanlığı taklit firmaları, sahtekar firmaları ne yapıyor? Yayınlıyor. İşte diyor ki şunlar şunlar var, şunları şunları yapıyor diye. Bir gün bir mağazanın bir tanesinden, bir işte büyük alışveriş mağazasından çay aldık. Çaykur firmasının, işte devletin bir firmasının, bir kamu iktisadi teşebbüsü olan Çaykur firmasının çayını tercih ediyoruz. İşte çay aldık. Efendim, çay aldık ama o firmanın aynı paketi taklit etmişler. Aynı şekilde taklit etmişler. Bir çay demledik ama bu çay o çay değil. Çünkü alıştığımız bir lezzet, alıştığımız bir tat. Bu Çaykur çay değil. Allah Allah, nasıl olur falan. Aldığınız yere çayı, o kısmını kullandığınız çayın o çayla birlikte aldığınız yere gittik.
Dedik ki kardeşim bakın bu çay, bu çay değil, bu Çaykur değil. Paket Çaykur, aynısı Çaykur, her şeyiyle Çaykur ama bu Çaykur değil. Adamlar baktılar, biz dediler hemen size dönelim, hemen yeni bir paket verdiler, yeni bir değiştirelim. Tamam, yaklaşımları çok güzel. Sonunda birkaç gün sonra, bir hafta sonra işin peşini bırakmadık, devam ettik. Gittiğimizde oradaki muhasebe elemanı, bakın muhasebe elemanı, yani satın almadan sorumlu, işte ürünleri tedarik ediyorsunuz ya değişik firmalardan, tedarikçi firmalardan bir tanesi ne yapmış? Sahte çayı mağazaya koymuş. Sahte çayı mağazaya koyduğu için de adamlar o muhasebeciyle ilişiğini kesmişler. Bir hafta sonra bize döndüler, dediler ki çok özür diliyoruz sizden. Efendim biz muhasebe elemanımız böyle bir sahtekarlık yapmış. Bizim bize işte piyasadan sahte bir ürünü mağazamıza koymuş. Son derece önemli. Demek ki yönetimde yer aldığında pazarlama elemanlarının da buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Bununla ilgili onlarca örnek var. İlaçlarda var. Mesela adam diyor ki aspirin üretiyor. Ben diyor aspirin üretiyorum diyor. Diyor siz diyor depodan kaç alıyorsunuz aspirini? Varsayalım ki 3 liraya alıyorsunuz. Ben diyor 1 liraya vereyim size diyor. Evet 1 liraya veriyor. Yani ama aspirin değil. Yani beyaz bir tozu birleştiriyor. Aspirin paketine koyarak size verebiliyor mu? Verebiliyor. İşte yönetim dediğimiz pazarlama sistemleri eğer siz iyi kurarsanız, oradaki yöneticilerinizi doğru ürünlerle buluşturursanız o zaman böyle sıkıntılarla karşılaşmazsınız. Dünyanın, burada da açık ve net söyleyeyim, dünyanın sahte mal üreticisi Çin arkadaşlar. Bunu açık ve net söylüyorum. Dünyadaki ne kadar sahte mal varsa üreteni bilin ki Çin üretiyor. Sahte mal üretiyor, sahte ürün üretiyor, her şeyin sahtesini üretiyor. Şimdi ondan sonra dünyayı kirletiyor. Sahte ürünler aslına bakarsanız öncelikle avantajlı gibi dönse de avantajlı değildir. Sahte ürünler satın alan kişiye zarar verir arkadaşlar. Ve sahte ürün üreterek de kazanç elde edilmez. Sadece çevreyi kirletirler. Bugün Çin'in yaptığı da budur. Dünyayı kirletiyor. Ciddi anlamda sahte mal üreterek. Evet, sosyal yaklaşımlar var. İşte dernekler var, bizim şirket var. Efendim bizim şirketin satın aldığı yerden oradan alışveriş yaparsınız. Ya da öğrenci grubunuz vardır. Hep gittikleri yere siz de gidersiniz. Herkesin işte belirli dernekler, kooperatifler, ne yaparlar? Belirli yerlere giderler. Belirli yerlerde alışveriş yaparlar. Buna biz sosyal yaklaşımlar diyoruz. Ama her şeyden öncesi pazarlama bir sistem yapısıdır. Sistem mühendisliğidir. Dolayısıyla eğer siz sistem mühendisliğinizi, sisteminizi doğru, iyi kurarsanız iyi bir pazarlama yapısıyla çok kazanç elde edebilirsiniz. Bunu tarım ürünlerinde yapabildiğiniz gibi, diğer ürünlerde yapabildiğiniz gibi tarım ürünlerinde de yapabilirsiniz. Örnek Hollanda çiçekte ne yapılmıştır? Bunu yapabilmiştir. Sistem yaklaşımında bir satıcılar vardır. Bir de pazar vardır. Satın alıcıların toplamında ürün ve hizmetler ve bir tarafta ürün ve hizmetler giderken diğer tarafta da bunun karşılığı, bedeli, fiyatı da para olarak ne yapmaktadır? Dönmektedir. Bu basit bir sistemle değişim sağlanmaktadır. Böyle bir yapıda biz buna pazarlama sistemleri diyoruz. Şunu unutmayın, pazarlama bir satış değildir. Pazarlama bir sistemdir arkadaşlar. Eğer sisteminizi doğru şekilde kurarsanız pazarlamada kaybetme şansınız yoktur ve çok güçlenirsiniz. Bugün dünyanın dünyayı yönetenler ciddi pazarlama şirketleridir, büyük şirketlerdir. İşte bunlar her
her tür ürün sunuyorlar. İşte sigorta satımından, işte domates satımına, çiçek satımına kadar her şeyi ne yapabilmektedir, satabilmektedir. Şunu da söyleyeyim. İngiltere'de mesela Liverpool diye bir şehir vardır. Liverpool şöyle önemlidir. Liverpool dünyada pamuk fiyatlarının belirlendiği bir borsaya sahiptir. Yani bugün Liverpool'daki fiyatlar dünyadaki pamuk fiyatlarının ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini, az mı çok mu olması gerektiğini belirleyen bir yapı arz ediyor. Oysa ki Liverpool'da veya İngiltere'de pamuk yetişmez. Ama Liverpool piyasası dünyadaki pamuğun fiyatlarının belirlendiği bir yapı arz ediyor. Bu bakımdan ürünün üreticisi olmak ayrıdır. Ürünün tabii ki üreticisi önemli, üreticisi olmak ayrıdır. Ama ürünün pazarlama sistemleri içinde yer alarak tüketiciye ulaştırılması çok farklıdır. Bu bakımdan gelecekte pazarlama sistemleri geliştirecek, ilerletecek, bu değişimlere ayak uyduracak yapıların kurulması gerekiyor. Bunu yapabilenler kazançlı çıkacaklardır. Yapamayanlar da ne yazık ki geri kalacaklardır. Bu haftalık dersimizi burada bitiriyoruz. Daha sonraki derslerimizde de yine tarımsal pazarlamada somut örneklerle devam edeceğiz.